Zümrüt Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zümrüt Ayol Bekçi, BKM'nin CEO'su. Zümrüt Hanım, 11 Kasım 1994'te açtınız BKM'yi, kurdunuz Necdet Akbulut, Yılmaz Erdoğan. 25 yıl geçti. Geçti. 64 film var. Toplam izleyici sayısı 96.389.362. Toplam hasılat 968.729.490. Ne ifade ediyor bu rakamlar size ve 25. yılda olmanız? Biz senin kadar konsolde bakmıyoruz ne yalan. Ofisin içinde yapıyoruz. Gün gidiyor, gece gidiyor, aylar gidiyor. Ama tabii ki çok mutluyuz seyircinin gelmesi. Yani filmleri yapmanın, her şeyin tabii ki bir ticareti var bunun ama seyircinin gelmesinin ticaret dışında da bir anlamı var. Biz filmler seyirciyle kavuşsun diye yapılıyor. Biz çok mutluyuz. Son 40 yılda en çok üretim yapan şirketsiniz. Bu nasıl oldu? Yani altyapısı nasıl oluştu ve nasıl devam edebiliyor? Vallahi şöyle oldu. Tabii ki stratejik tarafları var ama Necati Bey bir film yapıyorduk. Bu sene 3 yapalım. 3'ü 7 yapalım. 7'ye 10 yapalım derken işte oldu 67 tane. Hepsi bizim çok değişmeyen kemik bir ekibimiz var ofiste. Hepsi birbirinden kıymetli arkadaşlarımız. Çok kolay, herkes çok özel hayatından da ödün vererek çalışıyor. Gerçekten hani alın teriyle, emek emek ve çok severek hepsinden öncesi çalışıyor. O nedenle onların sayesinde oldu diyebilirim. BKM sadece sinema üretimi değil, televizyon dizi, televizyon programı, komedi programları, dünyanın sahne sanatları, tiyatro ve konser. Bir de bunun yanında 4 yıl önce Uluslararası İstanbul Komedi Festivali'ni yaptınız. Evet. Fikir nasıl doğdu? Fikir şöyle oldu. Biz şimdi aslında komedide organizasyon tarafını yaparken yurt dışında da çok seyahatlerimiz oluyor. Çok fazla ülkeye, çok fazla etkinliğe de gidiyoruz. Bunları yaparken böyle hep gözümüz komedi festivallerindeydi. New York'ta var, Montreal'de var. İngiltere'de neredeyse yani şehirleri saymıyorum, mahalle mahalle var. Edinburgh Fringe artık kaçıncı yılında bilmiyorum. 47 yılından beri. Şimdi baktığınız zaman o kadar İstanbul'da biz komedinin içindeyiz ve bireysel olarak bunu yapıyoruz ki bütün stand-up yapanlar bugün BKM Tiyatro'dan yolu geçmiştir. Birçoğu çok uzun yıllar bizlerle yaptı. Baktığınız zaman Ata Demirer, Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz ve ismini sayamayacağım niceleri BKM'den yolu geçmeyen yok. Biz bu kadar mizahın göbeğindeysek bunu biz yapmalıyız diye düşündük. Sonra dedim ki bu böyle bir BKM Komedi Festivali değil, bu İstanbul Komedi Festivali olsun ve gerçekten masa başında da oturduğumuz zaman son derece duygusal da girdik konuya. Dedik ki biz 20 yıl sonra bu işi yapmıyor olabiliriz büyük ihtimalle yaşlar itibariyle de. Ama bu şehre ne kaldı dendiğinde bireysel olarak yapılan prodüksiyonlar da bir zaman sonra anı olarak kalıyor. Baktığınızda benim en ama en sevdiğim oyun Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Müdür? Evet. Ama Ateş Böceği artık bitmiş bir oyun. Çok özlediğim zamanlar açıp seyrediyorum internetten bazı bölümlerini. Ama bitti. Devamlılığı olan bu şehre, bu ülkeye, gençlere bırakabileceğimiz ne olabilir dediğimizde karşılığı İstanbul Komedi Festivali'ydi. Şimdi ben rakamlara baktığım zaman ilk yıl, geçen seneki festival arasındaki rakamlar %160 şekilde görünüyor. Arttı. Hatta biz ilk yapmayı 2015'te düşündük fakat seçimler oldu yine o sene. Biz her sene bir şeyler oldu İstanbul Komedi Festivali süresince. Yurt dışına gittiğimizde de bizim böyle bir fikrimiz vardı. Bize dediler ki bir uzun bir hafta sonu yapın. Cuma, cumartesi, pazarla başlayın. İşte 10 senenin içerisinde de 2-3 haftaya işte ilerleyen yıllarda bir aya çıkarırsınız. Fakat tabii onlar bizim komedide bu kadar kuvvetli bir kasımız olduğunu Türkiye'de tahmin edemiyorlar. Normal organizasyon işi yaptığımızı düşünüyorlar. Hem üretim aşamasında Yılmaz'dan ötürü bizde bir mutfak var.
Yani adı da BKM Mutfak ama gerçek bir mutfak, gerçek bir altyapı. Demin de bahsettiğimiz gibi futbol kulüplerinin altyapıları var, bizim de var. Yılmaz gerçekten iki nesil öğrenci yetiştirdi. Bizim için maden oralar, komedi festivalinde de diğer ürünlerin tamamı için zaten filmdi, televizyondu. Gerçek bir maden. Burada da aynı şekilde kullanıyoruz. Komedi Festivali'nde. O nedenle Komedi Festivali biz ilk yaptığımız en primitif halinde bile 6 günde yapabildik. Şimdi 15 gün uzadı. 18. 18 mi? Evet 18. 3 hafta sonu 2 hafta için. Peki ilgiden memnun musunuz? İlgiden çok memnunuz. Hatta mesela ilk başta yaptığımızda ikinci senede çocuk işlerini de yapalım. Hani aileler gelsin, hani gündüz çocuklar olsun, devam etsin dediğimizde şimdi çocuk işlerini de arttırıyoruz. Geçen sene Serkan Keskin de geldi, Nasrettin Hoca yaptı. O kadar güzel şeyler var ki çocuk prodüksiyonlarında da o kısmı çok büyütüyoruz. Yani sürekli talebe göre yani gün yapsak bir ayda yapılır bu sene. Yapacak mısınız ileriki dönemlerde? Yapacağız. Beşinci seneye hedefimiz aya yaymak, bir aya yaymak. Ondan sonrasını bilmiyorum ama bir ayla sınırlı tutarız diye düşünüyorum. Peki uluslararası komedyenler de geliyor. Uluslararası sahneye komedyenler çıkıyor. De gelecek. Evet. Peki siz de bunları takip ediyorsunuz, sürekli yurt dışına gidiyorsunuz. Orada ne yapıyorsunuz? Yani seçme kriteriniz nedir? Yani ben işte şunu alayım. Seçme kriterimiz tamamen şu. Ben gülüyorsam Türkiye'deki bir seyirci de güler diye. Bize mesela bazı İngiltere'de gittik. Bazı oyunculara bakıyorsunuz tamamen Brexit şakası yapıyor. Şimdi o şaka bizde olmaz. Mesela brief veriyoruz. Diyoruz ki bir aile eğlencesi olsun. Hani genellikle ailelerin birlikte genel izleyici aslında sinema diliyle söylediğimizde sizde hangi komedyenler var, kimi görelim, neyi tavsiye edersiniz diye soruyoruz. Oradan bize söylenen işte şunu görün, bunu görün. Zeynep'le gidiyoruz, oturuyoruz, bakıyoruz. Tamamen Brexit şakası ya da harici, lokal, onlar bize geçmiyor. Ama evrensel olduğu zaman mizah, evrensel olduğu zaman şakalar, evet bu bizde olur diyoruz. Ve genellikle mizahta izleyip almayı tercih ediyoruz. Çünkü konserde açıyorsunuz. Aslında stand-up yıldızlarına da şimdi bazı şovları Netflix'ten izlemek mümkün. Onları izleyebildiklerimiz var, izleyemediklerimiz var. Yani bir Ricky Gervais tabii ki her koşulda gelsin isteriz ayrı ama izleyemediklerimizi dijital platformlarda özellikle Edinburgh Fringe'de çok başarılı oluyor. Bir günde 7-8 tane etkinlik izleme şansımız oluyor. Geçen sene gelenler de vardı. Bu sene de yine geçen sene izleyip bu sene getireceğimiz 3 kişi var. Peki hedefiniz nedir? Yani ne yaparsanız kendinizi bundan çok daha mutlu hissedeceksiniz. Şöyle hissedeceğim. Cannes Film Festivali'nde de aynı şeyi düşünmüştüm. Edinburgh Fringe'de de aynısını düşündüm. Bir eczaneye girdiğinizde İstanbul Komedi Festivali'nin afişi varsa, metroda girişte panodaysa, bu bir şehrin festivali olmuşsa, yapılan etkinlik sayısı kadar önemli olan o. Bütün İstanbul'daki belediyelerin, herkesin sahip çıktığı, çünkü biz aslına bakarsanız her yerde bunu yapabilecek güçteyiz. Bizim bir takım belediyeler başlangıçtan günümüze Fatih Belediyesi, Beşiktaş destek verdiler ama öyle bir iki belediyeyle olacak gibi bir şey değil bu. Yani İstanbul Büyükşehir'inde destek verdiği, çünkü adı İstanbul. Biz bunu BKM Komedi Festivali yapmadık. Çünkü demin de söylediğim gibi 20 sene sonra biz burada olmadığımızda şehre kalacak olan yeni sanatçılarla, yeni yöneticilerle, yeni organizasyonlarla festivalin kendi olacak. Edinburgh'u kuranlar bugün orada değiller ama o şehirde, o şehrin insanlarına emanet o festival. İnşallah İstanbul Komedi Festivali de böyle olacak. En büyük hayalim bu. Yani açacağım, eczaneye gireceğim, logo orada. İşte o gün tamamdır. Ya da bakkal ya da market, hiç fark etmez. Ama o zaman anlayacağım ki ben şehir bunu sahiplenmiş. Yani şehrin ilgisini daha çok çekebilmek için size ne gibi görevler düşüyor? Yani daha fazla ne yapabiliriz? Biz gücümüzün yettiğince tanıtımını yapmaya çalışıyoruz. Aslına bakarsanız
satışa çıktığımız etkinlikler satılıyor, hepsi dolu geçiyor. Günün sonunda çok dolu ve çok mutlu kapatıyoruz 4 senedir. 4. senedeyiz. Ama tabii ki gönül istiyor ki İstanbul'un her yerinde olsun. Çünkü İstanbul Komedi Festivali, biz BKM olarak Beşiktaş esnafıyız. Beşiktaş'a yerleşiyiz ama ben istiyorum Karşı'da da olsun, istiyorum Fatih'te de olsun, istiyorum Sarıyer'de de olsun. İstanbul çok güzel ve çok büyük bir şehir. O nedenle gerçekten şehrin ise bu şehrin her yerindeki venülerde İçeriğine göre, yerine göre, hacmine göre yaygın olması lazım. En çok istediğimiz bu. Bu nedenle de belediyenin desteğine ihtiyacımız var. Yani sahiplenilmek, bunu yalnızca ekonomik olarak söylemiyorum. Bu söylediğim her anlamda. Yani evet, burada böyle bir etkinlik yapılıyor, bizim böyle bir mekanımız var, gelir. Yani söylemeye çalıştığım bu. Ya, yoksa biz 3 hafta yapıyoruz, ekonomisi de, sanatçısı da, doluluğu da mutlu mesut gidiyoruz. Ama hedefimiz bu anlamda şehre yaymak, daha çok insana olay. Yani bir ay çok moralli bir şey olsun bu şehirde. Yani çünkü insanların komedi filmlerinden, televizyonda güldür güldür, çok güzel hareketler bunlar, jest sosyete. Biz mizah üreten bir kurumuz ve insanların gülmeye ihtiyacı var. 7'den 77'ye herkesin birlikte gülmeye ihtiyacı var. Çünkü baktığınız zaman aynı şeyi söylüyorum ama biri vefat eder, hastalanır, herkes aynı şeye ağlar. Evet. Ama gülmek, sevdiklerinizle birlikte büyüdüğünüz insanlarla, ortak yaşam zevkiniz olan insanlarla yapabildiğiniz bir eğlendir. Herkes her şeye gülmez. O nedenle sevdikleriyle geldikleri bir ay boyunca, ya bugün de buna gidelim, işten çıktın, canın sıkkın, bir lokma bir şey yiyeyim içeyim diye. Ondan sonra da bir saat gülebileceğin bir ay sunuyoruz. Ayrıca bunun ileride yabancı sanatçıları da arttıracağız. İngilizce genellikle şovların tamamı. Başka bir dille yapmadık ama yarın bir gün onları da planlıyoruz. Yani bu bir turizmde de önce iç turizmi hareketlendirecek bir şeydir İstanbul için. İkinci etapta da dış turizmi artıracak bir şeydir. Çünkü yabancı etkinlikleri arttırınca, ya Ekim ayında komedi festivali de var, gitmişken bunu da görelim diye bütün ajandalarda görüp biletini önceden aldığı, seyahatini ona göre planladığı bir şey olsun istiyoruz. Şu an iç turizmde bunu görüyoruz. Çünkü soruyorlar, ne gün, tarih var mı, başka gün koyacak mısınız? Çünkü bilet bitince ikinci güne çıktığımız etkinlikler de oluyor. Ankara'dan, yakın çevreden, İzmir'den, Antalya'dan çok gelen oluyor İstanbul'a komedi festivali süresince. Çünkü birçok oyun turneye de çıkmayabiliyor, o şehre de gitmeyebiliyor. Bir aylık takvimi yayınlıyoruz. Çok rahat o günlere biletini alıp burada bir iki gece konaklayıp gerçekten neşe içinde bir hafta sonu ya da iki gün geçirip şehrine geri dönebilirler. Çok mümkün bu. Uluslararası komedilerine geldikse ülkenin tanıtımı olacak zaten doğal olarak. Bir de şey olur mu, yani bizim komedyenlerimizin de yurt dışına aşılma şansı olabilir mi? Şimdi şöyle, komedyenlerimiz Türkçe şaka yaptığı için ve Türkçe çok güzel de bir dil olduğu için bazen özellikle Yılmaz'ın şakalarında ben çeviri sırasında ne kadar telef olduğunu çeviren arkadaşlarım biliyorum. Çünkü çok ince kullanıyor Türkçeyi, son derece zekice. O nedenle şimdi Cem Yılmaz'ın şakası da öyledir. Yani rutin bir şaka yapmıyorsunuz. O nedenle o dili kullanma biçimini... Belki bir kelimenin İngilizce'de karşılığı yoktur ya da çok farklı bir kullanma biçimi. Yani Yılmaz'ın mesela ben bazen kullanıyorum yabancılarla toplantılarda şakasını tabii ki. Uzun cümle kurma Lütfiye, geri yutarken zorlanırsın derdi Bir Demet Tiyatro'da. Evet. Şimdi sen gülüyorsun buna çünkü bizim bir Demet Tiyatro kültürümüz var. Türk toplumunda da var bu. Şimdi Yılmaz'ın filmine gelen onun şakalarını, araba nerede, para nerede? Şimdi ben size bundan 1000 tane sayarım. Herkes de biliyor. Şimdi onu çeviriye yansıtmak hiç kolay bir şey değil. O nedenle şimdi Ata Demirer de 21 Kasım'da Londra'da, Cem de daha önce Apollo Tiyatro'da çıktı. Ama Türkler geliyor. Yani Türkçe Türkçe, stand-up'ta ve live performanslarda daha doğrusu biz kendi seyircimize hitap ederiz diye düşünüyorum şimdilik kaydıyla. Peki 4. yılda belli olan komedyenler? Biz Türkiye'de
komedyen olup mizah yapmak isteyip bizde çıkmayan hemen hemen yok gibi. Ama onun dışında yurt dışından gelecekler de önümüzdeki hafta içinde şu an 50 küsür sanatçıyı satışa çıktık. Yani Doğu Demirkol, Güldür Güldür, Çok Güzel Hareketler bunlar, Alper Kul, Bülent. Kimi isteseniz bizden Cem İşçiler, Mesut Süre herkes çıkıyor sahneye. Yeni oyunlar gelecek ama onları da yaklaştıkça hepsini anons edeceğiz. 18 Ekim'de başlıyor mu? Kasım'a 3 Kasım'a kadar. Peki başka söylemek istediğiniz, başka bilmemiz gereken bir şeyler var mı? Biz büyüterek gideceğiz. Ben İstanbul'un içinden herkes, bütün katılabilen, gelebilen, içinden, dışından gelsin festivalimize destek versin, paylaşsın. Hem festivali takip etsin istiyorum ve tekrar ediyorum ki şehrin tamamına yayıldığı gün bize tamamdır. Söyleyin gülelim. Hep beraber gülelim diyoruz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz konuk ettiğin için.